İnsansız hava araçlarında dünyanın takip ettiği Türkiye, ortaya koyduğu ürünlerle adeta parmak ısırtıyor. Akıncı, TB2, Anka, Aksungur, Göksungur derken Türkiye bu alanda etkinliğini giderek artırıyor. İHA'larda ortaya çıkan ve durmak bilmeyen gelişim süreci, efsaneleri de günümüze uyarlıyor. Savunmadaki Türkler programının konuğu Türkiye'nin bu alandaki ilk göz ağrısı olan Bayraktar Mini İHA. Mini insansız hava aracı geliştirme projesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın keşif, gözetleme, hedef tespit, teşhis ve tanıma görevlerini icra etmek amacıyla yurt içinden milli geliştirme modeliyle 27 Temmuz 2005 tarihinde başlatıldı. İnsansız hava aracının üretimini ise Baykar Makina üstlendi. 2 yıllık çalışmanın ardından ortaya çıkan Türkiye'nin ilk mini robot hava aracı sistemi çıkarıldı. Başarılı çok sayıda test sonucunun ardından ilk teslimatsa TSK'ya 2007 yılında yapıldı. Söz konusu tarih itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyonel olarak da kullanılmaya başlanan mini İHA'lar, Cumhuriyet tarihinde ihraç edilen ilk hava aracı olarak da kayıtlara geçti. Terörle mücadelede etkin rol oynayan Bayraktar mini İHA'nın 2012 yılında Katar'a satışı yapıldı. Kısa süre içerisinde Mehmetçiğin havadaki dijital gözü de olan mini İHA'da 15 yıllık serüvenin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, Milli İHA Akıncı'nın dedesi olarak ifade ettiği mini İHA'nın sahalara geri döndüğünü açıkladı. Bayraktar açıklamasında "uzun zamandır yoktum, biri öldü demiş, şimdi yazsınlar kral geri döndü" ifadelerine yer verirken, mini İHA'nın artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada olduğunu vurguladı. Özgün ve milli olarak geliştirilen mini İHA sistemi dünyada yoğun olarak kullanılan diğer mini İHA sistemleriyle karşılaştırıldığında uçuş menzili, uçuş irtifası, iniş tipi ve gelişmiş uçuş fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Bayraktar mini İHA portatif çanta içinde taşınabiliyor. Parçaları tek tek birleştiriliyor, kolay kurulumu sonrası göreve başlıyor. Darbe sönümleyici görev yapısına sahip mini İHA'da güvenilir paraşüt açılma mekanizması da yer alıyor. Otomatik hedef noktası takibi ve güvenilir sayısal haberleşme sisteminin de bulunduğu mini İHA, haberleşme kaybı durumundaysa otomatik eve dönüş ve otomatik iniş özelliğiyle kalkış yaptığı konuma geri dönebiliyor. Çoklu komuta, kontrol ve izleme desteğinin yer aldığı mini İHA'da akıllı batarya yönetim sistemi de bulunuyor. Uzaktan komuta kontrol ve izleme fonksiyonunun bulunduğu mini İHA, yer kontrol istasyonu değiştirebilme özelliğiyle de öne çıkıyor. Otomatik kalkış ve otomatik seyir kabiliyetine sahip mini İHA, otomatik gövde üzeri iniş ve paraşüt iniş de gerçekleştirebiliyor. Rakiplerine göre birçok gelişmiş özelliğe sahip mini İHA, zorlu coğrafi ve hava koşullarında kullanılabiliyor. Joystick destekli yarı otomatik uçuş moduna da sahip mini İHA, sert ve darbeli rüzgarlı havalarda kontrol edilebiliyor ve gökyüzünden kaydettiği görüntüleri anlık olarak ekrana aktarıyor. Gelişmiş özellikleriyle sahalara geri dönen efsane İHA'yla Türk savunma sanayi bu alanda ihtiyaçlara cevap verebilecek ürünleri geliştirmeye devam ediyor.